da. Buna karşı da çok dikkatli olmak lazım. Kürt kardeşlerimizi Tayyip Hocam'a karşı kışkırtıyorlar. Bir kere Müslüman bir Kürt, dindar bir Kürt, Allah'tan korkan bir Kürt, Tayyip Hocam'ı Allah rızası için mutlaka desteklemesi gerektiğini, evet, Kur'an'la, imanla açıkça bilir. İnşallah. Çocuk olsa bilir. Hadi karşısın. Kimi destekleyeceğim söyle. Hadi beğenmiyorsun. Kimi destekleyeceğim? Onun için bakın Hüdapar'daki kardeşlerimiz, bak Hüdapar'daki kardeşlerimiz, rica ediyorum, istirham ediyorum, sakın yanlış yollara girmesinler. Tayyip Hoca'yı bütün güçlerini desteklesinler. Böyle münafıkların, küfrün, deccaliyetin azgın bir atak döneminde olduğumuzu bilerek aksini yapmak çok büyük hata olur. Alternatifi yok şu an. Alternatif olsa tamam. Ben kabul edeceğim. Mesela bak Tayyip Hoca gibi mesela böyle hakikaten İttihat İslam için çalışan, efendim İslam'ı, Kur'an'ı savunan, Müslümanları savunan biri varsa, bir siyasi lider, bir kadro çalışanlar varsa, amenna, buyurun hep beraber destekleyelim. Tayyip Hoca da destekler. Yani o güçte, o kararlılıkta, o azimde, o samimiyette varsa öyle birisi, söyleyin kardeşim. Tayyip Hoca meraklısı değil iktidarın. Allah rızası için yapıyor yani. O da gelir peşinden. Biz de gideriz. Yok. O zaman kesin kes Tayyip Hoca'yı destekleyeceğiz. İnşallah. Bunun lamı cimi yok. Onun için Hüdapar'da ben tekrar rica ediyorum. Aman ha. Barzani'de Tayyip Hoca'ma küsmesi için bir neden yok. Bak ben daha önce onu destekliyordum Barzani'ye. Daha önce destekliyordum biliyorsunuz. Ama bu son atağında ben de onu eleştirdim. Tayyip Hoca'nın onu eleştirisi çok doğru. Evet. Hükümetin eleştirisi onu çok doğru. Nitekim de yanlışından döndü. Ya İngiliz derin devletinin elemanlarına senin ne işin var mübarek? Ne işin var? Tabii ki uyaracağız. Başın belaya girecekti. Tabii. Öldüreceklerdi seni ya. Suikast yapacaklardı. Allah seni beladan kurtardı. Uyardık seni. Ve kurtuldun. Tayyip Hoca dedi ki ya ben dedim maddi yönden de sizleri destekledim diyor. Doğru. Hatırlatıyor ki yani tek başına bir gücünüz yok. Müslümanlarla birlikte güç sahibi oluyorsunuz. Müslümanlardan, müminlerden ayrılmayın. Birlikte hareket edin. İngilizlerin devletine hareket etmeyin. Yani size imkan sunan, size destek veren İngilizlerin devleti olmadı. Biz olduk. Onu demek istiyor. Yoksa sizin başınıza kalkmak için söylenen bir söz değil. Hükümet herkese yardım. Mesela diyor ben size yol yaptırdım, köprü yaptırdım diyor. Anlatıyor. Bu başa kalkmak hasinan değildir. Nimeti hatırlatıyor. Allah nimeti anın diyor. Nimeti hatırlatmak güzel bir şey. Bunda küsecek, darılacak bir şey yok. Bir de küsmek, darılmak için konu aramaya gerek yok. Bu karmaşık, zor dönemde yani. Onun için Hüdapar tam kadro Tayyip Hoca'ya destek sağlayacak. Bunu rica ediyoruz, söylüyoruz. Kardeşlerimize yine bildirelim. Büyük Birlik Partisi tam kadro. İnşallah. Destek. Milliyetçi Hareket Partisi Allah razı olsun. Zaten o Sayın Bahçeli'nin öncülüğünde güzel bir çizgide. O zamandan söylemiştim Sayın Bahçeli'ye. Tayyip Hocama bütün gücünden destek ver dedim. Destek verin dedim. Çünkü İngilizlerin devleti atak halinde dedim. Aniden o devirde değişmişti. Maşallah. Yoksa ne saraya gidiyordu ne konuşuyordu muhtemelen. Değil mi? Evet. Çok şeker bir uslu var Erdoğan diye. Allah sağlık sıhhat de verdi. Allah ömrünü uzun etsin. İyi bir insan. Çok mübarek, mühterem bir insan. Ve Saadet Partisi. Saadet Partisi'ne de gidip konuşalım. Tayyip Hoca'nın şahsını koruyacağız. İnşallah. AK Parti'de olun demiyorum ki. Saadet'te olsun adam ben. Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Parti'de olsun. Hiçbir şey demiyorum. Çok normal yani. Ama seçime de birlikte girsinler. Tek liste. İnşallah. Saadet, Büyük Birlik, efendim işte AK Parti, hep birlikte. İnşallah. Milliyetçi Hareket Partisi zaten bu konuda öncülük ediyor. Allah razı olsun. İnşallah. Aman 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 sakın. Bak münafıklar hep işte hastalandı, işte ölecek, yok kanser oldu, çakı gibi Tayyip Hoca.
Hiç kendinizi yormayın, hiç. Hep böyle ahlaksızca ve vicdansızca ve zalimane bir bakış açısıyla işte şundan ölecek, bundan ölecek. Tayyip Hoca hiçbir şey olmayacak size söyleyeyim Allah'ın izniyle. Cayır cayır yani. Bak 2023'lerde falan da çakı gibi karşılarında olacak. Bıraksınlar bu hikayeleri. Melik Gökçe'nin oğlanı gördünüz. Gözünde de acayip bir şekil alıyor sonra böyle bir zafer ifadesi gibi ama. Yani ben ilk defa görüyorum öyle bir ifade yüzünü. Acayip heyecanlı. 2023'te biz olacağız diyor. Tayyip Erdoğan olmayacak diyor. Bekle sen. Cumhuriyet Halk Partisi'yle de görüşelim. Milli olmaları ve yerli olmaları. Aman kardeşim. En hayati konu bu. Yani biz eğer milli ve yerli olmazsak facia. Allah eseriz. Ya facia gelmez ayrı mesele de fakat ben uyarmak açısından söylüyorum. Çok hayati bu. Milli ve yerli olacağız. Bu çok önemli. Çünkü adamlar kafayı takmış. 100 yıl evvel söylemişler biz diyorlar ne kadar Türk varsa hepsini İç Anadolu bölgesine toplayacağız. Orada imha edeceğiz. Veyahut Orta Asya'ya süreceğiz orada imha edeceğiz. Anadolu'da Türk bırakmayacağız diyor adamlar. Türk dedi, Laz, Çerkes, herkes. Ya Türk'üm diyen herkesi yok edeceğiz diyorlar. Zübbeler, münafıklar falan da bunların peşine takılmış vaziyettedir. Mesela bak bu münafık grubu, bu son ekip, mesela o Çiyan, darbe gecesi zil takıp oynayacaktı ya. Bizim kızlar diyor, yani akıl alma sevinmiş böyle. Yani darbe bastırılınca da lağıma düşmüş böyle domuz gibi acayip suratı gitmiş. Acayip bunalmış. Bu münafıklar da biliyorsunuz adam duyuyor.